Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü paylaşımımız çok zor çalışma şartları altında büyük emek ve zaman harcanarak yapılan karayolu tünelleri. Biz bu paylaşımı yaparken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Tüneller genel anlamıyla kazı yapılarak oluşturulan geçitlerdir. Dağlar, tepeler denilerek yapılan tünellerin ana kullanım amaçları motorlu taşıt ulaşımı, metro ulaşımı, demiryolu ulaşımı ve su taşımaktır. Sanayinin ve ticaretin artmasıyla dağlara, nehir altlarına, hatta deniz diplerine yolları kısaltmak maksadıyla birçok tünel inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra yaya geçişleri, bisiklet geçişleri veya vahşi hayvan geçişleri gibi amaçlara hizmet eden tünellere de rastlanmak mümkündür. Genel olarak tüneller, bir zemin ortamının kazılması, delinmesi, desteklenmesi suretiyle oluşturulan, iki ucu açık ve belirli bir eğime sahip sistemlerden oluşmaktadır. Tünel çeşitlerini, karayolu tünelleri, demiryolu tünelleri, temiz su veya atık su tünelleri, derivasyon tünelleri, yani suyu bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan tüneller ve metro tünelleri diye sıralayabiliriz. Değerli gezginler, bugün sizlere ülkemizin muhteşem doğası içinde büyük uğraşlar sonucunda yapımı tamamlanan, bizim de gezerken karşımıza çıkan karayolu tünellerini paylaşmak istedik sizlere. Karayollarında yapılan tüneller, mevsimine göre çok zor doğa şartları altında ve çok uzun zamanda tamamlanabilmektedir. Uzun uğraşlar sonucunda yapımı bitirilen tüneller, sürücülerin korkulu rüyası olan sarp kayalıkların, yüksek dağların, yol kenarındaki uçurumların, tepelerin ve keskin virajlı yolların tehlikelerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadırlar. Güzel ülkemizin her bölgesinde bulundukları doğal ortama göre yapılan ve uzunlukları değişken olan yeni tünellerin ulaşıma açılmasıyla da bu yollardaki trafik kazalarının eskiye oranla daha aza indirilmiş olduğu gerçeği ortadadır. Karayolu tünelleri ile kısalan yollarda yakıttan ciddi tasarruf edildiği gibi aynı zamanda saatten de az denmeyecek kadar bir zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sevgili gezginler, dünyanın en uzun karayolu tüneli 24,5 kilometre uzunluğu ile Norveç'teki Lærdal tünelidir. Ülkemizde Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovid Dağı geçidinde yapılan 14,3 kilometrelik Ovid tüneli ise şu anki verilere göre ülkemizin en uzun çift tüplü karayolu tünelidir. Ülkemizde ulaşımı daha konforlu hale getiren, kısa sürede ve daha güvenli bir biçimde yolculuk yapmamızı sağlayan karayolu tünellerinin sayısı her geçen gün daha fazla artmaya devam etmektedir. Hemen hemen her bölgemizde birçok karayolu tüneli bulunmakta olup, bunların en önemlilerinden bazılarını sizler için şöyle sıralayabiliriz. Bolu Dağı Tüneli. Tünel, Gümüşova, Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlamakta olup, Bolu Dağı'nı bir tünelde geçerek Yumrukkaya mevkiinde sona ermektedir. Tünelin uzunluğu ise yaklaşık 3100 metre civarındadır. Nefise Akçelik Tüneli, Ordu il sınırları içindeki Boloman mevkisinde bulunan ve Fatsa ilçesi ile Ordu il merkezini birbirine bağlayan 3820 metre uzunluğundaki tüneldir. Ilgaz Dağı Tüneli, tünel 5488 ve 5480 metrelik çift tüpten oluşmakta olup, dağdaki geçişi rahatlatmak için yapılmıştır. Salmankaş Tüneli. Salmankaş Dağı'nda yer alan ve 4150 metre uzunluğunda olan çift tüplü bir tüneldir.
Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu bölgesine bağlayan Salmankaş Tüneli, Bayburt il sınırlarından başlamaktadır. Orhan Gazi Tüneli, eski ismi Samanlı Tüneli olan Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilen tünel 3390 metre uzunluğundadır. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli. Tünel İstanbul ilinde olup tünelin uzunluğu 4020 metre civarındadır. 75. yıl Selatin Tüneli. Tünel İzmir-Aydın otoyolu üzerinde bulunmakta olup üçer şeritli 3043 ve 3018 metrelik iki tüp geçitten oluşmaktadır. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli. Tünel İstanbul Kağıthane yakınlarında başlayarak Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa, Piyalepaşa semtlerinde son bulmaktadır. Uzunluğu 3186 metredir. Sabuncubeli Tüneli. İzmir ve Manisa illeri arasında Sabuncubeli geçidinin 21. kilometresinde yer almaktadır. Çift tüpten oluşan tünel 4070 metre civarındadır. Bölgeler arasındaki yollarda oluşmuş olan zor şartların giderilmesinde ve ulaşımın daha rahat sağlanmasında önemli rol oynayan karayolu tünelleri hem ülkemiz için hem de diğer ülkeler için çok ciddi önem taşımaktadır. Ülkemizde illere göre yapılan tünel sayılarına bakıldığında Gümüşhane ilimiz ülkemizin karayolu ağı üzerindeki en fazla tünele sahip ili durumunda görünmektedir. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.